aneurizması nedir? Aort anevrizması, biliyorsunuz bizim aort damarımız kalpten çıkıp bütün vücuda kanı sevk eden atar damarımız. En çıktığı yerde, en kalın yeri, kalpten çıktığı yerde dalları vere vere inceliyor. En son işte bacağı, karın içinde bacaklara ayrıldığı yere kadar devam ediyor. Tabii bu süre içerisinde aort damarı genişleyip yırtılabilir. Ve bu da aslında yani çok ölümcül konulardan bir tanesi. Bir insanın aort damarı yırtıldığı zaman çok ciddi bir kanama olur. Ve hastanın büyük bir kısmı kaybedilir. Bu yırtılmalarda da ameliyat edebiliriz, acil ameliyatlar yapabiliriz. Ama bunların da ölüm oranları, işte sakat kalma oranları falan yüksek. Onun için aort anevrizmaların önceden tespit edilip takip edilmesi gerekebilir. Ve gerektiği zaman da belirli bir genişliğe ulaştığı zaman da yırtılmadan müdahale edilmesinde çok büyük fayda var. Son zamanlarda biz genelde bundan 15-20 yıl önce bu aort anevrizmalarını büyük bir kısmını açık yöntemlerle ameliyat ediyorduk. Açık yöntemlerle damarı değiştiriyorduk. Özellikle son yıllarda bu karın içindeki ve göğüs içindeki bir kısım aort anevrizmalarını artık endovasküler sistem dediğimiz yöntemlerle tedavi ediyoruz. Çok daha basit bir şekilde kasıktan girerek, anjiyo gibi girerek damarın içine grafti, suni damarı yerleştiriyoruz. Hiç değiştirmeden, böyle açık kesip biçmeden yapıyoruz. Son yıllardaki bu teknolojik gelişmenin sayesinde bu işler çok daha kolay yapılabiliyor. Yani önemli olan burada aort anevrizmasını tespit etmek ve yırtılmadan müdahale etmek. Peki Ve aort kanamadan anevrizmasını hocam aort anevrizmasını nasıl tespit edeceksiniz? Önemi nedir? yırtılma. Şimdi tespit etmenin aslında bir kısmı tesadüfen olur. Yani aslında aneurizma, aorttaki aneurizma, özellikle göğüs içindekiler çok bulgu vermez. Ancak yırtıldığı zaman, kanadığı zaman bulgu verir. O da zaten çok geç kalınmış oluyor. Çok dakikalar içerisinde, saatler içerisinde ameliyat edilmesi gerekiyor. Karın içindeki anevrizmalar da aynı şekilde. Ancak yırtıldığı zaman ağrı yapar. Bazen de çok genişlediği zaman yırtılmadan da ağrı verebilir. Karın içinde zaten orada hem bir kitle hissedersiniz, kalbin damarın attığını hissedersiniz. Bazen de ağrı da yapabilir. Bu şekilde Ya böyle teşhis edilebilir, şikayetler şikayetleri olabilir. olanlar Tabii karın ağrısında, bel ağrısı, karın hekime ağrısı bazen başvursunlar. bir ultrasonla, basit bir tomografiyle anlaşılabilir. Tabii bunların en iyi anlama yöntemi karın içinde ise özellikle ultrason ve tomografi. Göğüs içinde de yine tomografi. Bazen de anjiyo ile, yani eko ile de bazen de anlayabiliriz. Tam kalpten çıkan aort damarını genişlemesini eko ile de anlayabiliriz. Ama en iyi anlama yöntemi tomografidir. Tomografiyle de teşhis ettikten sonra da yani yırtılmadan müdahale edilirse çok iyi olur. Yırtıldıktan sonra dediğim gibi çok bir kısmı, büyük bir kısmı kaybediliyor. Yırtıldı, aort damarı diseksiyon diyoruz. Bazen damarın içinden yırtılma oluyor. Dışarı kanamıyor ama içeriden yırtılıyor. Ve bu işte beyin damarlarının gidişini engelleyebiliyor, felç geçirebiliyor. Bacak damarlarına gidişi engelleyebiliyor, işte gangren olabiliyor, böbrek damarları gidebiliyor, bağırsağa giden damarları gidebiliyor ve ciddi problemler yaratabiliyor. Yani o aşamaya getirmeden müdahale edilirse bunlar son derece başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Bazen hocam dönem dönem ve izleyenlerimizde de mutlaka oluyordur. Mutlaka karnınızda bir ağrı oluyor, göğsünüzde bir ağrı oluyor. Bazı dönemlerde şikayetlerle karşılaşıyor Ya kalıyoruz. işte Ama maalesef doktora o sürede gitmiyoruz. yani gitmek lazım. Karın ağrısı bazen istediğim gibi bu anevrizma yönüne önemli olabilir. Yani bazen bel ağrısı gibi de vurabilir. Bu yırtılma özellikle çünkü karının arka duvarına doğru yayılır genelde. Yani aort anevrizmaları dediğim gibi eğer yırtılmadan ve diseksiyon dediğimiz damar içindeki yırtılma olmadan müdahale edilirse hiçbir problem olmaz. Ama yırtılırsa dedim ki ölümcüldür. Yani birkaç böyle örneklerinde
yani sık görürüz. Özellikle gençlerde böyle 35-40 yaşlarında, 50 yaşlarda genç ani ölümlerin sebeplerinden bir tanesidir. Aorta seksiyonları ve anezma rüptürleri. Ve rahmetli sanatçımız Oya Aydoğan'da. Evet, mesela onun da sebeplerinden bir tanesidir. Evet, evet. Evet. Ve tabii biz doktora son anda gidiyoruz. Maalesef sevgili izleyenlerimiz. İşte neremiz ağrırsa biraz geçiştiriyoruz. Doktora gitmekten nedense hep bir korkarız. Son aşamada doktora gideriz ve belki de o son aşama tedavi sürecinin bittiği aşamadır. Ama aslında erken teşhis konusunda tedaviye de cevap verebiliriz. Tabii. Ama mesela bir abdominal aorta anezması, özellikle bu abdominal karın içindeki aorta anezması, özellikle erkeklerde ve çok sigara içenlerde belirli bir yaştan sonra çok sık gözüküyor. Peki çok yüksek oranlarda. Ayrılmıyor. Erkeklerde biraz daha fazla, çünkü sigara çok, o sigaraya bağlı daha çok. Sigara içenlerde özellikle, yani sigaranın hani zararından bahsettik, yani damar tıkanıklığı falan, ama en büyük sebeplerinden bir tanesi bu abdominal aort anezmasıdır. Yani karın içindeki aort damarının genişlemesine de sebep olur sigara. Yani damarın tıkanıklığını yaptığı gibi damarın duvarındaki, oradaki elastin ve kolajen miktarlarını azaltıp orada da genişlemelere ve yırtılmalara sebep olur sigara. Yani sigara nereden bakarsanız, evet. Yani binlerce zararlarından bir tanesi de budur yani. Yani boşuna zehir demiyoruz. Zehir. Uzak evet, duruyor evet, ama evet, evet. İşte maalesef evet. Yani kanserler, sigara içme yaşı da çok düştü hocam. Düştü. Kanserlerin, işte akciğer kanseri, gırtlak kanseri, boğaz kanseri, mesane kanseri. Bir tek sebebi yani. Tetikleyicisi tabii. Tabii. Sigara yani KOAH'ı söylemiyorum. KOAH da apayrı bir konu. Yani sigaranın verdiği zararların haddi hesabı yok.